Su hayattır. Su yaşam kaynağımızdır. Ve şehrimizin içme suyunu da bildiğiniz gibi Doğancı ve Nilüfer barajları karşılamakta. Tabii son yıllarda özellikle küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin, kuraklığın çok konuşulduğu bir ortam içerisinde. Tabii şehir olarak biz de bunlardan nasibimizi aldık. Fakat aldığımız tedbirlerle Allah'a hamdolsun bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bugün hem barajlardaki seviyelerimizi görmek hem de önemli bir açıklamayı da yapmak adına bir araya geldik. Önce şunu ifade edeyim ki 80 adet daha önceden hazırlanmış derin kuyumuzu 75 tane daha artırıp 155 kuyuya çıkarmıştık. İyi ki çıkarmışız çünkü ciddi susuzluk yaşayabilirdik. Ve 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren de bizler tabii ki kuyularımızı devreye almak durumunda kaldık. Aralıksız yaklaşık 1,5 yıldan fazla oldu. Yani 19-20 aydır kuyu takviyesiyle gidiyorduk ve bugün şükürler olsun asıl duyuracağımız konu da o ki artık kuyuları tamamen devre dışı bıraktık. Nilüfer Barajı'nda %80'lerdeyiz. Doğancı Barajı'nda şu an bulunduğumuz yerde ise %70'lerdeyiz. Ve dolayısıyla da tamamen kaynak suyuyla süreci devam ettireceğimizi ben burada Bursalı hemşehrilerimize paylaşmak istiyorum. 2020 yılı içerisinde yeraltı kaynaklarından 49 milyon metreküp su üretimi yapılmıştır. Nisan 2021 itibariyle tabii baraj doluluk oranlarımızı tamamen atmasıyla da az önce de ifade ettiğim gibi derin kuyularımız tamamen kapatılmıştır. Tabii Nilüfer ve Doğancı Barajı kapasitelerimiz yaklaşık 70 milyon metreküptür. Şehrimizin hızlı nüfus artışı ve özellikle pandemi nedeniyle 2020 yılı merkez su tüketimimiz 145 milyon metreküp civarında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla halkımızın su sıkıntısı yaşamaması adına devreye aldığımız kuyuların ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gördük. Temennimiz şu, inşallah vatandaşlarımız da özellikle tasarruf konusunda üzerlerine düşenlerini yaparlarsa sakın biz su seviyemiz yükseldi diye tabii bu konuda rehavete kapılmayalım. Ben her bir hemşehrimizden özellikle büyük bir dikkat ve itina bekliyorum bununla alakalı. İnşallah hem kaynak suyu kullanalım ama özellikle yine üçüncü bir baraj olarak Çınarcık Barajı'nın devreye alınmasıyla ki kısa bir süre önce DSİ'den projelerini devraldık. İnşallah ihalesini gerçekleştirip Çınarcık Barajı'nda Bursa'yla buluşturduğumuzda 2050 yılına kadar Bursa olarak suyla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız bir ortamı biz zemini inşallah hazırlamış olacağız. Ben tabii ki önce Allah'a şükrediyorum. Özellikle son yağışlarla, karla beraber Bursa'mızda su kaynaklarının gelişmesi noktasında çok ciddi bir altyapı oluştu bize. Beraberinde de ekip arkadaşlarıma 7/24 Bursa'mızın su ihtiyacının temini noktasında hiçbir eksik aksağa sebep olmadan bu süreci sağladıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ve bugün itibariyle de yani 9 Nisan 2021 itibariyle de tamamen kuyularımızın artık devre dışı bırakıldığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Bunu merkezden de online izliyoruz başkanım. Burada arkadaşların gördüğünü aynı şekilde Busuki merkezde de 24 saat görevli arkadaşlarımız var. Onlar da sürekli buradaki görüntüleri... Doburca'da, Busuki merkezde, evet. Busuki merkezde de bu görüntüleri izliyoruz. Sadece Busuki kuyular toplam 110 milyon. Elektrik gidermiş 110 milyon civarında falan. Recep Bey, evet.